Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün yeni bir formatla, yeni bir sohbetle karşınızdayız. Artık Oyun Gezer Online olarak bazı oyunları inceleyeceğiz. Ne kadar ilginç, ne kadar da farklı. Yani dergiden yaptığımızdan bağımsız olarak bu incelemelere birden fazla kişi katılacak. Yeri gelecek 3 kişi olacağız ama genellikle 2 kişi olacağız. Evet. Yani... Bu 2 kişi oyunu biraz oynamış ve yanında birini muhakkak bitirmiş olmasına evet, özen evet. gösterecek. Kural şu, bu incelemeler benim mesela ilk 10 dakikalardan farkı, oyun hakkında nihai bir karar vereceğiz. Alın, almayın, iyidir, kötüdür, sonunda bir notu olacak. Bu yüzden mutlaka oyunu gerçek anlamda inceleyebilecek şekilde bitirmiş birisi aramızda bulunacak. Oyuna hakim olacak derecede oynamış bir başkası da asist edecek. Burada mesela ilk oyunumuzu The Order seçtik. Biraz kolay oldu tabii. Evet, ikimiz de bitirdik çünkü denedi. Kısa. Çünkü oturduk böyle hede diye bitti. Tabii şimdi bahsedeceğiz The Order'dan ama şunu da söyleyeyim. Geçmişe dönük 1-2 oyunu da inceleyeceğiz. Evet, evet. Yakın zaman içerisinde çıkmış. Çok geriye dönmeden. Bir tanesi hatta Evolve olacak bir aksilik olmazsa. Dying Light gelecek. Aynen, bir tanesi Dying Light olacak ama şimdi konumuz The Order. Bakalım beğenecek misiniz? Yani sizin de aslında yorumlarınızı alalım. Aynen yani, öyle. Ne isterseniz. Ben biraz ilk 10 dakikalarda bunu yapmaya başlamıştım. Sonra Enis'le oturduk konuştuk. Hani bunu niye incelemeye çevirmiyoruz dedik. Haklı. Haklısın abi. Haklı. Ben haklıyım. The Order 1886 diyorum ben. 1886 demeye devam edeceğim. İngilizce söylemeyeceğim o ismi. The Order. 1886. Yani onu söylersem bu inceleme bitmez. Bu arada bir komplo teorisi şu anda gözüme çarptı. İncelemeyle ilgili aldığım notlarda oyunun fiyatı 186 lira. 189 değil miydi ya? DNR'dan baktım 186 liraydı. 1186, 1886, 186 ne oluyor orada acaba? DNR'da bir indirim gibi bir şey olsa gerek çünkü 200 liraya çıkacak oyunun kutulu versiyonu normalde. O zaman bir kendileri bir indirim, yapmışlar büyük ihtimalle. Hani şaka bir yana niye fiyattan girdik? Çünkü oyundaki fiyat performans oranı ile ilgili en büyük sıkıntımız. Evet. Önce ama kabaca bahsetmek gerekirse The Order'ın hikayesinden. Sen nasıl buldun hikayesini? Bayıldım hikayesine. Ben yani... zaten hikayeyi seven bir adamım. Luck diye ortasına giriyorsun hikayenin. Doğru. Evet. Hani ondan da bahsedeceğim. Luck diye bitiyor. Yani sanki şey gibi Assassin's Creed'in sequence 8'inden 10'una kadar oynamışsın. Ne başı var ne sonu var gibi bir şey de yapmışlar. Ama hikaye seni alıyor götürüyor. Atmosfer çok güzel. O bakımdan hiçbir sıkıntım yok. Bu arada hani eğer bilmeyenler varsa 1886'da geçiyor oyun. Ve Victoria döneminde İngiltere'de geçiyor. Bir şey fark ettin mi? Fark etmişsindir muhtemelen. Oyunun ismi aslında The Order 1886 değil. The Order üstten... 1886. Evet evet, böyle dik çizgi kullanıyorlar. Biz iki nokta kullanıyoruz ya. Yani aslında The Order'ın hikayesinin 1886'da geçen kısmı. Zaten oyunun sonu gereği, kendi içeriği gereği hissediyorsunuz bu oyunun devamı gelecek diye. Ki zaten PlayStation tek atımlık oyun yapmayı sevmiyor yani. O tabii seriye canım. Çevirmeyi seviyor daha hani çok. Öyle bir evren yaratmışlar ve o evreni o kadar vermemişler ki sana. Evet, istiyor insan daha yani fazla. İşin Amerika kısmı var. İşin Hindistan kısmı var. Ondan sonra 800-900 yıl öncesine gidiyor. Mesela bütün bu The Order muhabbeti şey neydi? Karmalar şeyin... Melezlerin mi? Melezlerin bir avda bir grup insanın karşısına çıkmasıyla falan başlıyor böyle. 900 yıl öncesine giden bir hikayesi var. Var oğlu var yani, doldurabilecekleri o kadar şey vardı ki Londra uzaktan ama zaten aşırı çizgisel o oynanışta. Uzaktan görebiliyorsun Londra'nın gidemediğin yerlerini. Oraları doldurmuş olsalardı gelecek sene çıkacak olan Assassin's Creed Victory'nin işi çok zordu. Hakikaten evet, çok güzel gözüküyor. Çünkü aynı dönemi çok çok iyi yansıtan ve çok, çok güzel yansıtmışlar. Grafiklere yediren bir oyun daha var diyecektik yani. Kabaca bahsedelim gene de, biz Luck diye girdik hikayeden. Ben dayanamıyorum ben evet. Yani hikayenin ne olduğunu söyleyelim hani, eğer bilmeyen varsa az çok kafanıza fikir canlansın. Hikaye aslında şu: The Order diye Kral Arthur döneminde kurulmuş bir birlik var. Bu evet. Birliğin savaşı düzeni sağlamak üzerine kurulu bir birlik aslında. Aynen öyle. Melezlerle savaşıyor. Yani kurt adam diyebileceğimiz, hani zaman zaman kurda dönüşebilen farklı bir sınıfla uğraşıyoruz. Orada tam yani anlamadığım bir şey var. Spoiler kurt olabilir. Ben... Neyse yani. Spoiler olabilir o hani o kişiden bahsetme durumumuz. Ha biz melez diyelim geçelim. Evet, melezler yani kurt adamlarla savaşan bir de orada da Galahad isimli bir sörü, bir şövalyeyi canlandırıyoruz. Karakterimizin gerçek ismini bilmiyoruz çünkü The Order'da olay şöyle işliyor. Yerine geçtiğiniz kişinin unvanını alıyorsunuz ve o sizin isminiz oluyor. Yani Sir Galahad, Sir Percival, diye devam eden bir şey var. Ufak bir ekleme yapayım. İsmin ön isminimizi biliyoruz. Grayson. Evet, Grayson. Deyip duruyorlar. Ama ikinci ismini biliyoruz. Ama Grayson diyor mesela, ama Issy diyor mesela kadına da. Ama İzabel kadın büyük isminde... ihtimalle onun da ama esas ismi. Ama Ygritte diyor. Issy diyor. Ygritte o şeydeki işte Arthur ismi. Efsanesindeki, Yuvarlak Masa Şövalyeler efsanesindeki bir kadının ismi.
İzi dediğine göre İzabel'dir esas ismi diye çıkar. Bak bu tür şeyler benim çok hoşuma gitti. Nal gibi bu kadının ismi İzabel'dir, şudur, ama budur. Ama bu yüzden dolayı İzi diyoruz falan diye duruyor. Açıklamıyorlar, sana bırakıyorlar. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu tür şeyleri ben oyunun çok sevdim. Yani ben de aslında o hani dediğin gibi seninle konuşurken yetişkinlere yönelik bir hikayesi var yani. Derdin hani ne olduğunu anlatmakla ilgili bir derdi yok hiç, çok fazla hiç, yani. Hiç böyle bu evrene girdin hadi yürü. Bir de şey de aslında oyunda hikayesinden sevdiğim bir nokta oldu. Çok büyük bir şey anlatmıyor aslında oyun evet, temelinde. Evet. Ya yani sonu büyük bir şeye bağlanıyormuş gibi bir izleme kapatıyorsun ama böyle ufak bir şeyden doğrudan içindeki bir mevzudan yola evet, çıkarak evet, ilerliyor oyun yani. Böyle ben süperim hadi dur bakalım tüm herkesi bir kurtarırım ben şimdi buradan diye bir şey değil. Bir olaydan kırılıyor ve olayın üzerine gidiliyor gibi bir konusu evet, vardı evet, orada. Aslında o ana hikayeye de baktığımızda güzel şeylerle doldurarak ben 6 saatte bitirdim oyunu. Ben de çok rahatlıkla 12-15 saate uzatılabilecek şeyler vardı. Çok o karakterleri evet, tanıt. Mesela sonda olan olaylar nedeniyle ve onu yaşatan insanların seninle 1-2 saat geçirmesini sağla ki hani ona karşı bir duygu gelişsin içinde falan. Çok güzel onu 12 saate falan uzatabilirlermiş ama. Ama içine oynanış koymaları gerekiyor onun evet, içinde. Evet, oynanış koymaları gerekiyordu. Bana biraz şey gibi geldi. Çok büyük bir bütçeyi teslim etmek istememişler Red Dead Down'a. Red Dead Down biraz şey bir firma çünkü. Red Dead Down küçük, küçük demeyeyim artık da God of War'un PSP versiyonlarıyla kendini duyurmuş bir firma. Onun haricinde bir Dexter'ları var, bir de Okami'leri var. Okami'yi de kendileri yapmamış, yine çevirmişler. Şimdi böyle bir firmaya büyük bir bütçeyi emanet etmek istememiş Sony de. Hadi alın bakalım size küçük bir bütçe. Bakalım ne çıkacak. Bu yeni IP'de kendinizi ispatlayacak kadar bir şey yapın demiş gibi geldi. Aynı şey gibi Wachowski'lerde Matrix'in 63 milyon dolarlık bütçesini emanet edilmeden önce 4,5 milyon dolara Bound diye bir gerilim filmi çekmişlerdi. O çok iyi çıkınca 63 milyon doları buyurun demişlerdi adamlara. Bir ispat süreci oluyor yani. Ama şimdi öyle bir şey ki oyunun bu güdük bütçelemesi yüzünden notları Metacritic'te 66'ya kadar düştü. Ama şimdi tamam kafanızdaki o. Benim aklıma şey geldi. İlk izlediğimde tabii o sonra kademeli olarak azaldı. Assassin's Creed gibi gizli bir teşkilat, gerçi çok gizliliği yok orada kabak gibi ortada ama evet, bir teşkilatı anlatan geniş bir oyun olacak ümidiyle ben bekliyordum. Tam tersine bir teşkilatı anlatan 6 saatte dümdüz gittiğim bir oyun oldu. Oyun oldu. Hikayeyle ilgili hani bahsetmişken bir şey daha değineceğim. Ben kendi rahatsız duydum yani. Hikayenin her türlü evresini beğendiğimi söyledik genel olarak ama evet, evet, ya hakikaten senin dediğine şurada çok katılıyorum. Hani bütçe yokmuş gibi dedi. Sanki Red Dead'den ona bütçe verilmiş de ekleme yapacağım o dediğine. Son anda çekilmiş gibi geldi bana da. Çünkü hikaye pat diye bitiyor. Abi, hani böyle son anda abi para bitti çabuk bitir oyunu demiş biri de hani böyle çat diye çekmişler. Bütçe gibi hissettim ben açıkçası. Yani çünkü o kadar güzel gidiyor ki ben şöyleydim ben son bölümde. Ha oynuyorum. Tamam burası da bitecek. Şimdi o zaman oraya gideceğiz. Of nasıl olacak patlayacak. Bitti. Biz işte eşim çok sevdi oyunu. Ben de birlikte oturdu oynadık. Dün akşam işte bitirdim. O son sahnede elimle yaptığım hareketi de görmesinler de spoiler olmasın. Ha? Bitti mi ya falan dedi. Vallahi bitti. The Last of Us Remastered oynayayım mı sana? İster misin? Hadi oradan devam edelim falan. Sanki The Order'ın erkekmesi senin suçunmuş gibi. Başka ne oynayayım? Bitti çünkü yemeğimizi yedik oturuyoruz. Yarım saat içinde bitti oyun yani. Aynen öyle yani. Hikayenin olması rahatsız edici kısmı ama tabii bu şeyden de bahsedelim aslında. Beni rahatsız eden bir başka kısım daha var. Hikayeyi sinematikten izlemeyi çok sevdim. Bayıldım. Sinematikleri geçemiyorsunuz. Oyun tekrar bitirseniz bile geçemiyorsunuz. Ki bu tekrar oynanabilirliği öldürüyor. Şundan dolayı öldürüyor diyorum. Hani o kadar para verdik bir daha oynayayım diyenler olabilir. Hard mode'da falan yani. 2 saate yakın falan izliyorsun sinematik. Ve 6 saatlik oyunda 2 saate ben yakın tahmin sinematik. Ettim. Tahminim yarı yarıya. Böyle 6 saate 3 saate sinematik. 3 saati çok bütün QT'leri de kattım işin içine. Ha eyvallah. Onlar sinematik sayılır. Olur. Ya ben de şeyleri kattım. Boş yürümeleri. Çünkü oyunda bir başlangıcında ve yani giriş kısmında da bayağı bir boş yürüme var. Boş yürümeyi severim normalde. Çünkü bir atmosferi koklamama izin verir. Evet abi. Bir de şey ama, Last of Us'tan şeyleri kopyalamışlar ya. Etraftan gazete buluyorsun. Ama okuyamıyorsun gazeteyi. Televizyon içine girmen gerekiyor gazeteleri okumak için. Kratos bile attı kılıcını. Onu diyecektim şimdi. O yürüme muhabbetlerini Last of Us'la çok benzetebilirsiniz. Ancak Last of Us'ta bir diyalog, bir evet, çevreyi hakikaten bir koklama bir şey var. Bunda oyunun başında Nikola Tesla sağ olsun evet, biliyorsunuz yani. Bağırıyor gel aşağı silahlara bakalım diye. Peşinden yürüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Öyle yürüyorsun. Dümdüz yürüyorsun. Evet, duvarlar var sağ abi falan şey yani. Hani yine oyunun ortasında olan bir olay var ya.
masanın üstüne bir sürü eşya düzüyor o olaydan sonra. Tesla. Bunları da sana bıraktım ilgini çeker diye. Hiçbir peki şey. Gidiyorsun ondan sonra. Evet, silah abi, alıp bakacak. Neler var orada acaba? Neler buldu da o adam öyle oldu falan. Ya. Ha gittim. Abi ben bunu anlayamadığım şeyler çok rahatsız eder. Oyun sektöründe bu kadar sene olduktan sonra niye mesela o masadaki şeyleri kurcalama şeyi vermemişler? Ama kurcalamasına madem oyunumuzun değeri azalır. Niye koyuyorsun abi? Katma öyle bir sahne. Çok gerek önemli. Yok. Bak, kimse öyle bir sahne beklemiyor çünkü. Bunları dizdim buraya. Bakarsın sonra. Yok. Bakmayalım. Bir daha. Bu arada hani ikimiz de benzer noktası aslında hikayeyi oyunları sevmemiz. Hikayeyi çok sevdiğim. Çizgisel oyunları da aslında kabul edebilmemiz üzerine kurulu yani. Ama ona rağmen benzer sıkıntıları yaşamışız. Hadi Telltale Games oyun mudur? Oyunları oyun mudur tartışması hep yaparız ya. Evet. Oradaki QTE'ler sen ne yaparsan yap akar. Ne kadar büyük nimetmiş dedin mi Order'da sende? En ufak bir hata da QTE'lerde gırt ölüyorsun baştan başlıyor. Gırt şimdi ölüyorsun sana bir şey baştan söyleyeceğim. Bazı yerlerde ölmüyorsun biliyor musun? Ben onu çok rastgele ve şanssız fark ettim. Bazı şu rahatsız olduğum hemen QTE noktasını söyleyeyim. Yani hızlı tuşa basma oyunları. Oyunda çok fazla var ve özellikle bu melez dediğimiz grupla kapışırken evet, oluyor bu. Ve komik geldi bana o QTE'lerin birçoğu. Nedenini de söyleyeceğim birazdan. Sadece şunu söyleyeyim. Büyük kurtlar var. Kurt adamlar var. Evet. Elderlar. Daha böyle hani yetişkin dediğimiz. Evet. Onlarla kapışırken bir kere basmadım. Direkt farklı bir sekansa geçti. Kurtun beni sıkıştırdığı bir sekansa geçti. Hmm. Öldürmedi beni ama bir tek orada oldu. Onun dışında gizli giderken bile gizlilikte mesela arkana yaklaşıp üçgene basıp öldürüyorsun ya. Gırç, evet. Orada bile kaçırdın mı? Erken bastın. Fark ediyor seni tak. Normalde aynen ölmeyen adam abi tak direkt öldü gitti hiç, yani. Hiç af yok adamların. Hiç yok. Şaka da değil alnının orta yerine sıkıyorlar. Yani maşallah düşmanlar çok keskin nişancı yani direkt alnının ortasından vuruyor seni. QTE'lerde şu komik geldim sana onu soracağım. Arkadaşlar küçük kurtlarla kapışırken, böyle daha şeylerle kapışırken şöyle bir saçmalık var bence. Bunlar saklanıyor. Normal saklanıyorlar. Aynı bunlar yerden çıkıp aynı şekilde koşuyorlar. Aynı yerden çıkıp üzerinize aynen koşuyorlar. X'e basıp dodge yapıyorsunuz ki o da çok kolay basması yani. Basıyorsunuz sonra arkanıza düşüyorlar ama saldırmıyorlar. Ama yok oluyorlar orada puf diye yok oluyor. Yok olmuyorlar kaçıyorlar orada. Bir de bu sekanstan aynısından iki kere var. Her birinde üç kurt geliyor. Her biri hep aynı şekilde kafayı biraz gölgeden çıkıyor. Ha gelecek diyorsun. Koşarken ateş edeceksin. Gelirken X'e basacaksın. Evet. Yani yapay zeka eklemeyi unutmuşlar gibi geldi bana kurt adamlara ya ve ya da kurtlara karşı ırkçı söylemler var bilmiyorum artık oyun içerisinde yani. Abi takıldığım şeylerden birisi buydu yani kurt adamlar böyle ultimate düşman falan olacak diye bekliyordum. Olmadı. Mal gibiler. Yani büyük kurtlar da ne zerre korku veriyorlar. Mesela büyük kurtların hiçbiri bana korku vermedi ya yani açıkçası. Hani böyle o ilk başta bir şey veriyor. Hani şeyler güzel. Ya. Dövüş sekansları. Ha, güzel de abi bir şey gerilim var mı sence yani? QTE'ye kurulu onlarda. Abi, sağ yapıyorsun kaçıyorsun. Bu işte en kaçıyorsun. Can sıkıcı şey benim açımdan. Order'ın bu oldu abi. Tam anlamıyla yerin dibine sokamıyorsun. O kadar güzel bir hikaye, atmosfer, grafik ya, var. Ben de katılıyorum. O şey çok güzel. Silahlar her ne kadar çok standart olsa da 2-3 tane çok orijinal silah var. Onlar çok güzel. Onun haricinde vuruş hissi çok güzel. Evet, çok bam güzel diye herifin kafası, bacağı bilmem nesi bir tarafa kopuyor gidiyor. Tesla'nın verdiği o silahlar inanılmaz güzel. O termite gun'ın efekti muhteşem. Çatışmalar keyifli o yüzden. Ben çatışmalar ben keyif aldım. Tokluk var. Bir sıkıntı var çatışmalarla ilgili onu da söyleyeyim istersen araya girerek. Tabii, tabii. Siperlerin hiç hasar almaması belli tahtalar dışında. Oyunda çok ha, nadir bir iki tahta var. Tahtalar... Bir iki tahta var ama onun dışında siperlerin hiç hasar almaması beni çok rahatsız etti. Bu kadar güzel grafikli bir oyunda açıkçası. Çünkü birincisi fiziği bazı yerde camı bile kıramıyorsun. Dolabın camını bile kıramıyorsun. Evet, evet. Yani o kadar saçma bir şeyden bahsediyorum. Fizik yok neredeyse oyunda yani. Birkaç script yer dışında. Siperlerde bana şöyle oldu genellikle. Sonlara doğru bomba atmaya başladılar da onun dışında yani siperde bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum, tık tık vuruyorum, sağ yapıyorum, sol yapıyorum, tık tık vuruyorum. Bazı noktalarda o beni çok rahatsız etti. Tüm düşmanlar aynı. Beni çok rahatsız etmedi. Hepsi yani aynı. Hepsi aynı, 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 aynı. Ya ya o küçük fütür şapkalılar geliyor ya büyük şapkalı İngiliz askerleri geliyor. Beni çok rahatsız etmedi. Aynı sahnede aynı askerler geliyor sürekli. Yani herhalde şeyle alakalı, tekelleşme üzerine kurulu toplumun getirileri olsa gerek diye düşünüyorum. Beni rahatsız etmedi o kadar ya. Herhalde ben çatışmanın öyle şeyini kaptırdığım için kendimi çok dikkat etmedim yani. Şeyi çok ya sevdim. Fark ettim aynı adamdan olduğunu da öyle o kadar gözüme batmadı açıkçası. Tuzludan sonra biraz tatlıya geçelim. Karakterleri çok sevdim ben. Hepsini ayrı ayrı sevdim. Yani hani hainlik demeyeyim mi diyeyim mi bilmiyorum spoiler olur mu ama şeyleri bile. Hani kötü karakterler bile az da gözükseler onlara bile senin o karakteri oluyor vermeyi başarmış herifler. Zaten seninle birlikte giden karakterlere çok iyi şey vermişler.
Özellikle Fransız Monsieur gayet evet, evet. renkli bir karakter. O, ben şeyi de çok sevdim. Igraine'i de çok sevdim. Sonlardaki o tepkileri falan bayağı iyiydi. Ben sadece bu yabancı Hollywood filmlerinde şeye uyuz oluyorum yani. Olayı açıklamana izin vermeyen tipe. Ya bir dakika anlatacağım diyorsun, gerçeği anlatacağım diyorsun. Sus, seni götüreceğim. Sus, seni götüreceğim. Sus, seni. Ya bir anlatayım diyor. Bir de bir anlatayım diyene de uyuz oluyorum. Ya anlat işte, bir anlatayım diyene kadar anlat. Gerçekten şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye başta anlat. Niye susuyorsun abi? Ya orada da benzer muhabbet vardı. Oynayanlar bilir diye tahmin ediyorum. Buyur abi, sözünü kestim, kusura bakma. Abi bitmişti benim sözüm, şeye bakıyorum. Yani daha ne diyebiliriz? Buradaki notlarından biraz karışık gittik. Bir yandan şey güzel. Hani bir oyuna başlayıp bitirmek güzel ama fiyat performansa baktığında o konuya gelelim. GTA 5 de 200 liraya satılıyor. The Order 1800. The Order da 200 liraya satılıyor. Birisini 200 saat oynuyorsun, birisini 7 saat oynuyorsun. Kritik soruyu soruyorum. Alır mıydın The Order'ı? Hayır. Bize tabii promo CD geldi doğal olarak soruyorum. İnceleme yapacağımız için yani. Sen eğer promoyu oynamasaydın almazdım diyor. 7 saatlik bir oyun için almazdım. Last of Us mesela seve seve alınır. İki kere de alınır. PS3'te de PS4'te yani de alınır. Aldım, ben aldım yani. Ama doğrudur, almazdım. Almazdım. Bana sor o zaman. Kendi yerime sorup istemiyorum. Sen alır mıydın? Alırdım ama bittikten sonra satardım hemen. Evet. Yani bunu söyleyeyim. 200 liraya alırdım. Piyasa değeri neyse ikinci el artık. 150 mi olur, 140 mı olur, 180 mi olur bilmiyorum. Abi, o satardım bir şekilde. Bak şu an bir şey geldi aklıma. Bu incelemenin başında söylediğim bir şeyle uyuşacak. Oyunda mesela ana menüde extras var. Extras'dan ne beklersin? Ha. Hani artworkler açılsın, ne bileyim hikayeyle ilgili bir şey olsun falan değil mi? Ne var abi extras'da bir tek? Kredit ekranı. Kredit ekranında akan isimler var. Hayır abi. Bir de şey çok komik. Extra'yı niye sokuyorsun yani? Bunun üstüne bir şey daha ekleyeyim ben abi. Oyun sırasındaki options'ta cephanelik diye bir kısım var. Evet, hiçbir zaman açılmıyor. Grayed out kalıyor. Evet, onu oyunun son yapım aşamasında bir şeyler çıkartılmış ama çıkartılan şey ne bileyim oyunun yarım yamalak kalmasını veya çalışmamasını sağlayacak şeyler değil. Aklım hayalim almıyor. Nasıl bu kadar şey yapmışlar order'ı güdük? Benim iki fikrim var onunla ilgili. Bir, bence çıkarılmamış da yetişmiyor, DLC yapalım, insanlar da merak. Çünkü abi, o menü oradan çıkarılabilir abi, bir şey. Abi cephanelikten ne bekliyorsun? Cephaneliğe girince silahlar şudur, şu kadar damage'ı vardır, şöyledir falan bir şey yazar ya diye bekliyorum. Niye grayed out? Oyun boyunca her options'a girdiğinde gördüm yani var orada bir seçenek kapalı, niye? Zaten ben bitirdim, kardeşim oynuyordu işte Furkan. Hmm. Oyunun yarısını geçti böyle, ya bu açılıyor mu baksana bir şuna falan. Çok çok merak ediyorum ne var böyle. Dedim orası açılmıyor, orası hep sürpriz olarak kalacak yani. Ekstrasına girip tezim şu, benim büyük ihtimalle oyunun bir versiyonu daha var. Türkiye'de satılacak versiyonu. Onun içinde behind the scene yani kamera arkası görüntüleri olacakmış. Belki ikinci DVD olarak koymazlar onu da, ekstranın içinde bir sekme daha açılıyordur onun için diye düşünüyorum. Çünkü şey çok saçma değil mi? Kredise girmek için niye ekstra diye bir menü tıklıyorsun ki? Ekstrayı sil, direkt kredis kalsın. Aynen abi, işte oradan bakalım. Böyle koyunca insan salak gibi oluyor. Ulan ekstrayı niye koydunuz o zaman diyorsun yani. Koymasa ben sormam biliyor musun ekstraları nerede bu oyunun diye. Çünkü her oyunun menüsünde ekstra yazmıyor ki sonuçta yani. Evet abi yani. Enteresan. Abi öyle bir şey ki bazı oyunlar vardır hakikaten yani o bitti kurtulduk bir daha lafı etmesin dersin. İnanılmaz bir potansiyel var. Hala evet, oynadıktan çok sonra da The Order'da müthiş bir potansiyel var. Müthiş bir lore. Özellikle Assassin's Creed bu kadar bozmuşken onun yerine rahatlıkla alabilecek güzellikte bir şey çıkabilirdi. Niye böyle yaptılar? İşte yani senin dediğine ben katılıyorum. Bence Sony yani yanlış lanse etti. Çok büyük bir oyun geliyor diye lanse etti. Eğer o mantıkla düşünüyorsa. Çünkü yani Wachowski'lerin çektiği ilk film gibi değildi The Order yani. Bayağı gümbür gümbür geliyor dediler The Order için yani. Wachowski'lerin çektiği ilk film kaç kişi bilecek şimdi yani açık açık konuşmak gerekirse. Bağımlı çok az insan bilir. Ya ben de mesela çok bilmiyordum. Biliyordum ama film ismini bilmiyordum mesela. The Order ile yanlış bir pazarlama stratejisi yapıldı. Yapımcıları da ben suçluyorum. Çünkü 8-10 saat sürecek gibi bir şeyler söylediler. Çok da söylediler. Sonra hiçbir şey söylemediler bir anda. Ne bileyim bu şekilde 8-10 saat sürse de sıkardı bence yani. Hafta ki o gazetelerle ilgili veya karakterlerle çeşitli farklı diyaloglar olsun. Bir, ya özellikle mesela Order'dan sonra Last of Us'a geçtik dedim ya dün. Aha. Last of Us o kadar dolu geldi ki Order'dan evet. sonra. Yani bu şekilde 8-10 saat sıkacağını sanmıyorum ama ya. Çünkü hikaye istiyorsun. Ben daha istiyordum. Yani bir 2 saat daha üzerine oyun olsaydı ben çok daha farklı bakabilirdim The Order'a. Ama süresini geçtim. Şey, azıcık baymaya başlamıştı beni. Hep aynı karakterler. Bir sahne var ya, bahçe sahnesi. 8 tane aynı adamı arkadan aynı şekilde git öldür. Yani grafik yaparken sanki 70 kişilik stüdyonun 65'i grafiğe çalışmış. 5'i de gameplay ne yapacağız? Gameplay ne yapacağız biz bu oyuna diye kasmışlar. Oyun ama çok şey değil mi? Kısa sürede çok fazla ve farklı gameplay denemeye çalışmış bir yerden de yani. O kurtlarla savaşlar, farklı gameplay. Farklı oyunlardan farklı sekanslar alınmış gibi. Şeyden bile MGS 3'ten bile bir sekans alınmış.
Hatta hangi sekans ya? Söylemeyeyim, çok büyük spoiler olur. He tamam. Hatırladım dediğin yeri. O zaman The Order ile ilgili son görüşünü alabilir miyim? Abi grafikleri süper, atmosferi mükemmel, hikayesi çok iyi. Yani tabii ki altyazıları okuyabilirsiniz, ondan hiç bahsetmedik. Normal bir mesafeden, 3 metreden baktığında okunmuyor o altyazılar. Allah aşkına büyük yapın şu altyazıları. Herkes de 55 ekran televizyon yok. Sony Türkiye ile konuştuk, geri dönüş yapmışlardı. Lansmanda konuştum ben. Bütün dünyadaki altyazılar böyle tahmin ediyorum. Biz de geri dönüş yaptık dediler bu konuyla ilgili. Bir de ben altyazılar bir iki yerde çıkmıyor. Onu rahatsızını da belirttim. Hani bir iki yerde çıkmıyor dedim. Önemli bir senaryo odaklı oyunda altyazıların çıkması önemli. Toplu bir konuşmada falan çıkmıyordu mesela. Onu da söylemişler. Bekliyoruz. Evet. Grafik, atmosfer, oynanış, hikaye çok güzel. Pardon. Efendim. Türkçesi nasıl olan da bir iki satır. Altyazı. Okuyamadığım için ben hani Ömer oradan şey yaptı, incelemeye müdahale etti. Türkçesi nasıl ondan da bahsedin diye. Aşağıdaki altyazıları okuyamadığım için pür dikkat İngilizceden, direkt İngilizceden takip ettim ben. Ben o zaman gideyim devreye. Ben okudum aşağıdaki altyazıları. Bende sıkıntı olmadı okumakla ilgili ama küçük, ona katılıyorum yani. Türkçe çevirisini ben çok beğendim. Bence uygun bir dille çevrilmiş yani. Ne böyle hani altyazıda argo rahatsız eder ya bazen bize. Hani altyazıları görmek böyle ne falan. Biraz argo yani. Kullanacağım. Şey güzel bak. Atmosfer güzel diyorum ya. Hiç kimse Son of a Beach falan demiyor. Horsan diyorlar. Horsan. Evet, o dönemlerin uygun küfürü. Yani altyazı da mümkün olduğunca ona yakın bir dille çevirmişler. Bir iki sadece sıfat ve çeviri yanlışı var hani işte. Bir iki ama çok ufak. O da büyük ihtimalle oyunu görmeden çevirdikleri için yaptıkları yanlışlar diye tahmin ediyorum. Ama onun dışında ben çok beğendim altyazı. Tebrik ediyorum çeviren ekibde. Okuyabilsem ben de çok tebrik ederdim büyük ihtimalle 23 Studios'u. Ben de o zaman şunu... Ben size ekleyeceğim bir şey. Buyur söyle. Bu kadar. Yani hangi tür oyunlardan hoşlanıyorsanız alın diyeyim. Telltale Games'in oyunlarından hoşlanıyorsanız alın ama... 5 yıl sonra hoşlanıyorsanız alabilirsiniz. 5 bölümlük bir sezonun yarısı kadar bir oyun olacağını şimdiden söyleyeyim. Yani 6-7 saat maksimum o da. Yani ben de şöyle çok kısa söyleyeyim. Her şey söyledi zaten. Hem fikrim +1 veriyorum. Teraziye tık verdim. Sadece şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın oyunu çok beğeneceksiniz diye tahmin ediyorum ama doyamayacaksınız. Evet. Onun kaçışı yok. Doymuyorsunuz oyuna evet, yani. Evet. Maalesef tek eksisi yani. Bu. Benim için en büyük tek eksisi bu diyeyim yani. Onun dışında oynanabilirlikte ve oynanışta çeşitlilik anlamında eksiler var. Yani daha doğrusu verdiği şeyi hiç tam olarak yapamamış hiçbirini bence. Yani çok güzel şey düşünmüş ama tam şey, değil yani. O hissiyatı çok iyi veriyor. O karaktere büründüğümü hissettim. Bu kadar kısa zamanda bir karaktere bu kadar ısındığım olmamıştı. Mesela şeyden daha çok sevdim ben Galahad'ı. Son 2-3 Assassin's Creed'deki tüm ana karakterlerden daha çok sevdim. Yani ona katılırım. Ben sadece hani oynanabilirlik olarak bir sürü şey düşünüp hiçbirini böyle hani tam yapamamışlar gibi geldim. Yani öyle Gears of War gibi tok bir çatışma hissetmedim. QTE'lerde de Walking Dead'in QTE'si gibi heyecan veya Heavy Rain'in QTE'si gibi heyecan hissetmedim diyebilirim. Deyip bitirelim artık. Bitirelim artık bayağı yani. Evet, o zaman notumuza geçelim. Ben de oynadığım için, Sinan Akkol da oynadığı için iki farklı not verdik. Bakalım. Oyun Gezer Online'ın The Order 1816'ın notu neymiş? O zaman görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın.